Ekranda gördüğünüz son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntıları almak üzere Ankara'ya dönüyoruz. Başbakanlık resmi konutu önünde Bedia Baykal karşımızda. Evet Bedia, toplantı sona erdi. Ayrıntılar nedir? Bir açıklama yapıldı mı? Seni dinleyelim. İşte bu da olasılıklar arasında olacak. Başbakanlık resmi konutundaki toplantı sona erdi kısa bir süre önce ve bakanlar artık resmi konuttan ayrılmaya başladılar teker teker. Evet, şu an için yeni bir açıklama söz konusu değil. Zirve devam ederken bilindiği gibi gelmişti açıklama. 3,5 saat sürdü bu zirve. Ancak ilk 1,5 saatinde geldi açıklama ve oldukça da sert bir açıklama geldi Türkiye'den Suriye'ye yönelik. Ve hedeflerin vurulduğu açıklandı. Angajman kuralları doğrultusunda Suriye'deki hedeflerin top atışıyla vurulduğu açıklandı. NATO'da olağanüstü toplantı kararlaştırılmıştı bilindiği gibi ki NATO Büyükelçileri toplantısı yapıldı ve sona erdi. Bilindiği gibi Türkiye angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde de bu tür provokasyonlara asla karşılıksız bırakmayacaktır denildi Başbakanlıktan yapılan açıklamada. Bu açıklama dediğimiz gibi yaklaşık 2 saat önce geldi, zirve devam ederken geldi. Başbakan Erdoğan olayı öğrenmesiyle birlikte Akçakale'de top mermisinin isabet etmesiyle ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmesiyle birlikte teyakkuza geçti. Kurmaylarını Başbakanlık resmi konutuna çağırdı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ geldiler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da yine resmi konuttaydılar. Bu isimlerle toplantı gerçekleştirildi. 3,5 saatlik toplantı ve dediğimiz gibi az önce detaylarına değindiğimiz açıklama yapıldı Başbakanlıktan. Tabii sadece aslında bugünkü bu sert açıklamayla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü buraya gelen oldukça kritik bir isim daha vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de Başbakanlık resmi konutundaydı. Yarın saat 10'da bilindiği gibi meclis de olağanüstü gündemle, Suriye gündemiyle toplanacak ki Nurettin Canikli'nin burada olması da dikkat çekti. Çünkü bir Suriye tezkeresi hazırlığı mı var diye konuşuluyor başkent Ankara'daki büyük olasılığın, büyük ihtimalin bu olduğunu söyleyelim. Yarın meclis olağanüstü gündemle sabah saatlerinde toplanacak, saat 10'da toplanacak ve Suriye'ye bir tezkere olması ihtimali de çok yüksek. Hükümetin bu noktada bir hazırlık yaptığı söyleniyor başkent kulislerinde. Başbakan resmi konusunda AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin olmasında bu yüzden oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Akçakale'de 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye'den top mermisinin atılmasıyla birlikte Ankara hemen teyakkuza geçti. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi ve 3,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirildi. Kurmaylarıyla, bakanlarıyla ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte bu toplantının arasında ise bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın bir kez daha altını çizecek olursak radarla tespit edilen Suriye'deki hedeflerin vurulduğu belirtildi ve bunun da angajman kuralları çerçevesinde yapıldığının altı çizildi ve angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde de bu tür provokasyonların karşılıksız kalmayacağına da vurgu yapıldı. Başbakanın açıklamalarının detayları bu şekildeydi. Toplantıda az önce sona erdi. Başbakan Erdoğan'ın resmi konuttan ayrılması bekleniyor Asena. Evet, Bedia Baykal aktardı Ankara'dan Başbakanlık resmi konutunun önünden. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü ve şu an itibariyle sona erdi. Tabii yarın Ankara gündeminde oldukça hareketli olacak sabah saatlerinden itibaren Suriye'ye karşı bir tezkere çıkması bekleniyor. Beklentiler bu yönde, Bedia'nın aktardıkları bu yönde. Şimdi yeniden Akçakale'ye dönüyoruz sevgili seyirciler. Show Haber Şanlıurfa muhabiri Reşat Uzun yeniden bizlerle. Reşat, biraz önce sözünü kesmek zorunda kalmıştım. Konuğumuz vardı. Şimdi ayrıntılı olarak oradaki son durumu alalım senden. Evet Aslanat, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Ankara Akçakale kilitlenmiş. Akçakale ise Ankara'ya kilitlenmiş. Az önce desek doğru olacak. Çünkü son 15 gündür Akçakale'de aslında bir savaş beklentisi, bir savaş olasılığı söz konusuydu. Şanlıurfa sınır bölgesi Türkiye'ye en uzun bölge. 256 kilometrelik uzunluğa sahip bölge. Ve bu bölge büyük bir bölümü karşılıklı akrabaların yaşadığı topraklara sahip bir sınır hattıydı.
Şimdi Talabiye çok önemli bir noktaydı muhalifler için. Geçtiğimiz hatta muhalifler orayı biliyorsunuz almışlardı. Muhalifenin ele geçirmesiyle birlikte Talabiye ilçesine Suriye ordusu dört bir taraftan günlük havan mermileri, top mermileri atıyorlardı. Uçakla saldırı yapamıyorlardı. Çünkü Beşar Esad'ın askerleri Halep başta olmak üzere diğer kentlerde uçakla saldırı yapabiliyordu. Talabiyet ilçesine saldırı yapamıyordu. Çünkü Talabiyet ilçesiyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi arada bir mahalle gibi. Çık. Arada sadece tren hattı geçiyor. Geçmiş yıllarda bir bu orada ekrana getirme şansımız yok bildiğiniz gibi. Şimdi Şanlıurfa'nın sınır bölgesinde bugün meydana gelen de 5 kişinin ölümüyle 10 kişinin yaralanmasından ardından 20. Zırhlı Tuvaya Komutanlığı'na bağlı bütün birliklerin sınıra yönlendirildiğini gördük. Ben akşam saatlerinde yerine girerken top sesleri geldiğini söylemiştim. Hangi taraftan geldiğini, kim tarafından kullandığını bilmiyorduk o saat ama Türkiye'nin bir misilleme yapacağını tahmin edebiliyorduk buradaki gazeteci arkadaşlarımız. Tabii misilleme hangi taraftan yapılacağını merak ediyorduk. Bir de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi var. Tuvaya'nın bölgesinde, Kürt yerleşim bölgesinin yakın olan bölge var. Bir de Raqqa bölgesi. Bu Raqqa bölgesi şu ana kadar Suriye'de savaşın çıkmadığı, karşılığın çıkmadığı tek bir ilden biri. 4 milyonluk söz sahip bir il burası. Raqqa bölgesiyle Talabiyet bölgesinin arasında 13 kilometre ileride İdlib ilçesinde Beşar Asya'ta ait birliklerin yerleştiğini ve oradan havan mermileri, top mermilerini Talabiyet ilçesine attıklarını biliyorduk. İşte bugün 5 kişinin ölümüyle 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan o top mermisinin ardından Türkiye'de karşı tarafa misilleme yapıldı. Çok sayıda top atışları atıldı, hava mermileri atıldı. Buradaki top atışları tamamen Akçakale ilçesinde hissediliyordu. İşte bu top atışlarından itibaren Akçakale ilçesinden de Şanlıurfa istikametine doğru yoğun bir hareketlik başladı. İnsanlar isterse can güvenliğinin endişesinden dolayı evini terk edenler oldu. Akçakale ilçesindeki ana caddeye dahil olmak üzere diğer sokaklarda şu saat itibariyle bomboş, hiç kimse yok. Sadece yetkililer burada Şanlıurfa Valisi Celalettin Güveç, 2. Ordu Komutanı'nın Akçakale ilçesine geldiğini biliyoruz. Diğer yetkililer burada sürekli toplantı halindeler, Ankara'lar temas halindeler. Bir taraftan Akçakale'ler Arap ilçemiz, Arap kökenli ilçemiz. Bir taraftan da Suriye televizyonlarını izliyorlar. Suriye televizyonları da Türkiye tarafından kendilerine saldırı yaptığını açıkladı. Türkiye'nin Başbakanlıktan yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra Suriyeli yetkililer de açıklama yaptılar. Kendi televizyonlarından son dakika olarak bilgi verdiler. İşte bu saat itibariyle yarın sabah saatlerinde ne olacağını bilmiyoruz ama Akçakale'de herkes beklemede, kimse ne olduğunu bilmiyor. Yarın savaş çıkar mı çıkmaz mı, öyle bir endişe var. Şu an için Akçakale'de aktarabileceklerimiz bu kadar. Bu arada Hasan Hanım, belirtmekte fayda var. Bugün yaralanan 3 şahsın içerisinde 3 de polis memuru olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Şimdi bir Akçakale'de aktarabileceklerim şu kadar. ...gelişmesini de görüyorsunuz. Suriye'den ilk resmi açıklama geldi sevgili seyirciler. Suriye Enformasyon Bakanlığı'yla, bakanlığından geldi bu açıklama. Ölenlere başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlattık dedi. Bu arada Enformasyon Bakanı El Zubi de komşularımızın egemenliğine saygılıyız diye bir açıklamada bulundu. Bu Suriye'den gelen ilk resmi açıklama. Olayla ilgili soruşturma başlattık şeklinde. Şimdi tekrar Avrupa'ya döneceğiz. Avrupa'daki son durumu alacağız. Nihal telefon attığımızdaydı az önce. Şimdi karşımızda. Evet Nihal, yeniden sendeyiz. Bu sıcak gelişmeler, karşılıklı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Avrupa'daki son durum nedir? Son sıcak gelişmeleri senden alalım. Aselin'le Türkiye-Suriye arasındaki bu son dakika izinin ardından tabii ilk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve bunun hemen ardından NATO acil toplantıya çağrılmıştı. Dördüncü madde uyarınca Kuzey Atlantik Paktı'nın istişare amaçlı bu tarz durumlarda acil toplantılar düzenleniyor. İşte bunun üzerine de NATO bir büyükelçileri, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri acil istişare amaçlı bir araya gelmişlerdi. Türkiye adına da daimi temsilci Haydar Berk'in katıldığı bir toplantı idi. Toplantıdan gelen ilk mesajlar oldukça önemli. Suriye Türkiye yönelik saldırgan tutumuna son vermeli diyor NATO ve Türkiye'ye her türlü desteğe hazırız deniliyor. Tabii ilk aşamada zaten çok sert kınama mesajları bekleniyordu. Beklenen yönde açıklamalardı. Ancak bundan sonra NATO'nun nasıl bir tutum içerisinde
olacağı ve nasıl bir pozisyon alacağı çokça önemli. Tabii bu tarz durumlarda hep konuştuğumuz yine Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesi, yani üye ülkelerden bir tanesine yapılan saldırı hepsine yapılmıştır sayılır ve bu anlamda bir tutum sergilenir mi? Tabii bunun için bir şey söylemek adına çok çok erken, ancak Türk jetinin düşürülmesi olayının ardından da yine gündeme gelmişti 5. maddenin devreye sokulup sokulmayacağı, ki böyle bir uygulamaya geçilmemişti. Şu an için aslında biraz kulislerde, biraz basına düşen bilgilerde yine bunun kararının verilmesi için çok çok erken olduğu söyleniyor. Ancak yine de önümüzdeki günlerde NATO'nun daha kapsamlı bir önlem planı ve eylem planı belki de olması kuvvetle muhtemel. Ama ilk aşamada bu acil toplantının ardından ilk gelen açıklamalar NATO'nun da sert bir şekilde kınadığı yönünde. Tabii Birleşmiş Milletler cephesi de merakla bekleniyor. Zira bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta en çok konuşulan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye konusu idi. Bu noktada da aslında Birleşmiş Milletler Suriye için yeni girişimlerde bulunulmalı demişti. Fransa, İngiltere ve Amerika'nın özellikle Beşar Esad'a karşı Birleşmiş Milletler daha sert tepki vermelidir şeklinde bir tutum sergilediklerini biliyoruz. Ki hemen bu krizin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan da açıklamalar geldi. Tabii en çok endişe edilen krizin giderek büyümesi ve bir savaş endişesi. Bu noktada Ban Ki-moon'un Türkiye'ye önemli çağrıları vardı. Soğukkanlı olun çağrısında bulundu ve Suriyeli yetkililerle iletişim yolları açık tutulmalıdır dedi. Bu noktada Birleşmiş Milletler cephesinden gelecek olan adımlar da merakla bekleniyor. Ki iki önemli üye Rusya ve Çin bu noktada Suriye konusunda hep daha mesafeli durmuşlardı. Özellikle herhangi bir eylem planı veya müdahale söz konusu olması noktasında olumsuz oy kullanan iki ülkeydi. O ülkelerden gelecek açıklamalardan merak konusu. Avrupa cephesine baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin zaten süre gelen Suriye yaptırımları olduğunu biliyoruz. Bu noktada yaptırımları artırması söz konusu olabilir. Önümüzdeki günler bunu takip edeceğiz. Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclisi toplantıları hali hazırda Strasbourg'da devam etmekte ki önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Suriye'ydi. Bu noktada da yine oradan mesajlar gelmesi önümüzdeki günlerde kuvvetle muhtemel. Ve yine Avrupa cephesinden İngiltere'den hemen olayın ardına sıcağı sıcağına bir açıklama geldi. Suriye yönetimine bu tarz olayların engellenmesi için bir girişimde bulunması gerektiğini hatırlattı İngiltere. Ve yine Fransa Dışişleri Bakanlığı da resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Türkiye müttefiğimizdir, bu olayı şiddetle tanıyoruz dedi. Ve yine Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Ahmet Davutoğlu ile akşam saatlerinde olayın hemen ardından sıcağı sıcağına bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu noktada da Fransa'nın taziyelerini Türkiye'ye ilettiği notu geçti. Sıcağı sıcağına ilk gelişmeler bu yönde. Tabii uluslararası kamuoyundan gelecek tepkiler merak ediyor. Avrupa basında, dünya basında da geniş yer veriyor. Özellikle Türkiye kanadından yapılan açıklamalar, başbakanlıktan yapılan resmi açıklamalar da burada çok önemli bir referans sayılıyor ve Suriye'nin top ateşi ve üzerine de Türkiye resmen karşılık verdi ve Türkiye tarafından da bombalamalar başladı şeklinde son dakika haberleri de geçti. Bunlar sıcağı sıcağına aktarabileceğimiz yansımalar ve tepkiler, ancak yarın itibariyle, daha doğrusu bugün sabahı itibariyle de muhtemelen yine Avrupa Birliği'nden, NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili açıklamalar ve tepkiler gelecektir. Biz hepsinin takipçisi olacağız. Gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz Asena. Evet Nihal, teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. SkyTürk 360 Avrupa temsilcisi Nihal Eminoğlu karşımızdaydı. Ayrıntıları aldık, son gelişmeleri aldık. Şimdi stüdyomuzda yine bir konuğumuz var. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Han. Sayın Han, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Ve sıcak gelişmelerle devam edelim. Yani yapılan ilk açıklamalara bakalım. Suriye'den de ilk resmi açıklama geldi. Az önce aktardık. Clinton'dan geldi, bu durum çok çok tehlikeli şeklinde. NATO'dan Suriye'ye bir uyarı gitti. Nedir bu yapılan açıklamalar? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda durumu? Yani uluslararası teamüle uygun açıklamalar bunlar. Teamül derken kastettiğim şey çok formal hukukla ilgili bir şey değil. Bir ittifak var yani NATO'nun şahsında. NATO'nun şahsında var olan bu ittifak, kendi üyesi bir ülkenin topraklarına düşen bir mermiyi kınamak mecburiyetindedir. Ve kınamıştır. Ama bunun bir aksiyona dönmesi için NATO Konseyi'nin 4, 5 gibi iki kritik maddeyi harekete geçirecek. Çok 4 de değil aslında. 5 numaralı yani. Hı hı. İttifak üyesi ülkelerden herhangi birine yapılan saldırının diğer üyeleri de bu işin içerisine katacağı yolundaki diğer üyelerin, saldırıya uğrayan ittifak üyesinin yardımına her tür imkanla
kendilerine yapılmış addederek bu saldırıyı, koşacağına yönelik maddenin işletilip işletilmeyeceği peki meselesi. Peki bütün bunlara rağmen bu, çıkmama ihtimali var mı bu işte dördüncü? Hiçbir surette çıkma ihtimali yok. Yani çıkmama peki, ihtimali değil, hiçbir surette çıkma ihtimali yok. Çıkmadan kendi kendine bu şekilde bir adım atabilir mi? Çünkü yarın da meclisin tezkere konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin Suriye politikası başından beri çok başarılı yürütülmüş bir politika değildir. Bu benim şahsi kanaatim tabii. Ve bu başarıyla yürütülmemiş olan politikanın sonucunda ortaya çıkmış olan bu son derece vahim manzara, bir de eğer bunun üzerine Türkiye'nin tek başına bir askeri harekat yapmasıyla sürerse bu olabilecek en büyük hatalardan bir tanesi olur. Peki, şu güne kadar itidali korumuş olması hükümetin Suriye politikasının en takdire şayan tarafı. O itidali sürdüreceğini umuyorum. Peki başarısız olarak nitelediğiniz noktalar nedir? Bunu da yani Türkiye kendi Suriye politikasıyla kendi kendisini köşeye sıkıştırdı. 2009-2010'dan beri Türkiye'nin Suriye ile yürüttüğü ilişkiler var. Bugün bir numaralı Türkiye tarafından, Türkiye'nin dış politikası tarafından ve en üst düzeyde bir numaralı halk düşmanı olarak nitelenen Beşar Esad'ın doğasında Türkiye Suriye ile vizeleri kaldırırken olduğuna nazaran, Türkiye'de Esad tatil yaparken olduğuna nazaran hiçbir değişiklik yok. Esad her zaman bunları yapmaya muktedir bir rejimin lideriydi. Esad'ın Suriye'si hiçbir zaman açık bir toplum, bir demokrasi örneği olmadı. Esad'ın Türkiye'si, Suriye'sinin Türkiye'nin herhangi bir yaklaşımına cevabı da hiçbir zaman, bu konunun uzmanlarının yakından bildiği gibi, hiçbir zaman Türkiye'nin Türkiye içerisinde tartıştığı biçim ve şekilde olmadı. Bu konuda yapılmış çalışmalar, ki benim çalışmalarım da bunlara dahildir, çalışmalarda sık sık yapılan atıflar, ilişkilerin tamamen kişisel düzeydeki, hem de her iki tarafından, taraf tarafından da belli düzeylerde, kişisel düzeydeki yakınlıklar ve muhabbet üzerinden algılandığını ve bunun sürdürülebilir olduğuna dair bir kanaat olduğunu ortaya koyuyor. Oysa uluslararası ilişkiler dediğiniz zaman sadece iki ülkenin liderlerinin kimyalarının uymasından öte ya da ülkelerin dışişleri bakanlarının geleceğe dair vizyon ve hayallerinin uymasından ziyade çıkarlarının uyması ve bir de bu iki ülke arasındaki ilişkilerin kendi iç politik dinamikleri artı uluslararası sistemle uyumlu olmasıyla alakalı olması gerektiğini ve çıkar temelli bakılması gerektiğini bu tür şeylere gösteriyor. Çıkar temelli derken bu insani prensipler göz ardı edilsin manasına gelmez. Çıkar prensipleri dediğiniz zaman öncelikle kendi ülkenizin ulusal çıkarını, menfaatini, kendi halkınızın refahını ve ferahını düşünerek davranmak zorundasınız. Bugün Türkiye'ye mermi düşüyorsa ve bu merminin şu anda kimin tarafından atıldığı konusu da halen kesinlik kazanmamış bir mevzuysa, çünkü bu rahatlıkla Suriye ordusunun attığı bir mermi olabileceği gibi yanlışlıkla... Bu arada hemen bir virgül koyalım. Suriye tezkeresi imzayı açıldı, kabinenin imzası açıldı. Çıkacaktır. Yani. Yarın bekliyorduk aslında sabah saatlerinde ama hemen yok, şu anda görüyoruz. Yani yarını beklemenin bir anlamı... Peki bunun önemi ne? Bu tezkerenin önemi ne? Bu Türkiye'nin kendi dış politikasına sahip çıktığını gösteriyor. Yani siz diyorsunuz ki NATO'suz Türkiye böyle bir adım atmaması gerekir diyorsunuz. Peki hayır, NATO'suz demiyorum. NATO ile bu adımı atmanın da büyük felaketleri var. Bakın Türkiye'nin... Neden çıkmaz diyorsunuz NATO'dan böyle bir karar? Beşinci madde neden uygulanmaz diyorsunuz? Beşinci madde uygulanmaz çünkü bu savaş kimseyi Türkiye'yi ilgilendirdiği kadar ilgilendirmiyor. Bir kere bu bir. İkincisi NATO üyesi ülkelerin, Avrupalı NATO müttefiklerinin bu tür bir savaşı savaşamayacak durumda oldukları daha çok kısa bir zaman önce Libya'da kanıtlandı. Kendilerinin başladıkları bir harekatı Amerikan uçakları ve Amerikan mühimmatıyla sürdürmek mecburiyetinde kaldı İngiltere ve Fransa, ki bunlar NATO içerisinde imkan ve kabiliyetler açısından, harekat imkan ve kabiliyetleri bakımından en üst düzeyde iki ülkedir. Daha da ötesi birçok NATO üyesi ülke
kuzey ülkeleri başta olmak üzere böyle bir konuda kendi kamuoylarını açıklayamayacakları bir savaşın, çünkü onları neden ilgilendirdiğini açıklayamazlar kendi kamuoylarına bunu. Ve bu savaşın getireceği masrafın altına girmeyeceklerdir. Dördüncüsü, NATO dediğiniz zaman zaten harekat yapabilme imkan ve kabiliyeti NATO'nun çok büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. Onun da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri olmadan böyle büyük hava harekatlarını falan yapılamayacağını da biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise hele Libya'daki olaydan sonra Obama'nın bir de seçimler ötesinde dönüp kendi halkına böyle bir harekatı izah etmesine imkan yok. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman, ki zaten Türkiye 1,5 senedir Amerika'yı akla gelebilecek kendi imkanları dahilinde ne kadar alet varsa elinde, baskı, diplomasi, diplomatik baskıya ilişkin ne kadar alet varsa tamamıyla zorladı. Bu zorlamanın sonucunda kınama dışında bir karar, bir yaklaşım çıkmadı. Dışişleri Bakanımız Washington'da Hillary Clinton'ı bu konuda çok sıkıştırdı. O dönemin gazetelerine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Ama oradan bir cevap alınmadı. Aslında alınma ihtimali de yok. Seçimlere de az bir zaman kaldı seçimlerden sonra. Seçimlerden sonra da bir şey olmayacaktır. Çünkü Amerikan sistemi gereği eğer başkan değişirse tamamen ayrı bir oyuna gireriz. Ama başkanın değişmeyeceği varsayım altındaki, yani yüzdelerle baktığınız zaman bugünkü anketlerde öyle gözüküyor. Başkanın değişmediği durumda bile Ocak ayına kadar Amerika'da yönetimin tekrar oturması mümkün değil. İkinci kez bile seçilmiş olsa, başında çok önemli bir iktisadi krizi yönetme sorumluluğu olan, dört bir yandan da kendi iç politik şeyi bakımından, duruşu bakımından eleştirilen bir Obama'nın böyle bir harekatı, Irak ve Afganistan sopası yemiş, Afganistan'dan da çekilmeye, yani yaptığı tek doğru savaştan da hızla pılıyı pırtıyı toplayıp çekilmeye çalışan bir Amerikan kamuoyuna ve onun üzerinde bu baskıyı yaratan Amerikan kamuoyuna, hele ve hele Ocak ayı itibariyle yayınlanmış olan ve 4 yılda bir yapılan savunma analizlerinin Pentagon tarafından bu bir sonrakisine temel teşkil edecek olan pozisyon çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki stratejik önceliğinin Asya Pasifik olacağını söyleyen bir Obama, Suriye'nin üstüne 300 tane uçakla gidemez. Gidemeyeceği gibi asker hiç kullanamaz. Peki bu Türkiye'nin bu adımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Suriye tezkeresi? Suriye tezkeresi dediğim gibi Türkiye'nin kendi kararlı, yani Türkiye kendi dış politikasına sahip çıkıyor. Bunu anlayabiliyorum. Yani anlayabiliyorum derken hatalar arasında bunu saymam. Çünkü siyaseten kendinizi bir pozisyona kilitlemişsiniz ve o pozisyon maalesef hükümetin kendi kendine kilitlediği bir pozisyon. Ama yani nihayetinde oraya bir mahkumiyet var. Yani aylardır söylediğiniz bir şeyin tersine dönmenizin imkanı hele bu karakterde bir şey için, siyasi yapı için zor. Tamam, onun için bu yapıya sahip çıkmak en tutarlı tavır. Yani kullanılacağını düşünmüyor musun? Ben kullanılacağını düşünmek istemiyorum. Yani düşünmüyorum diyemem. Çünkü orada bir heves sorunu da söz konusu. Heves insana realiteyi çok değişik şekillerde heves gösterebilir. Heves nedir? Sayın Dışişleri Bakanı'nın mesela özellikle Suriye'ye dair kimi düzenleme istekleri var. Yani o çok ön plana çıkıyor söylemiyle. Bu uluslararası basına da yansıyor. Özgür Suriye ordusuna Türkiye'de üstlenme imkanı verilmesi, ki bunu uluslararası hukukun içerisinde bir yerlerde izah etmek de mümkün değil. Şimdi bütün bunları söyledim, yani bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin Suriye'yi bir düzenleme ya da en azından Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olma hevesi var gibi duruyor. Bu heves orada olduğu müddetçe uluslararası ilişkilerin algı ve yanlış algı ikilemine yakalanmak her zaman imkanlıdır. Ben şimdi kullanılmayacağını umuyorum. Neden? Şu ana kadar belli bir rasyonelite ve itidal gösterildi aslında. Açıklamalar sert olabilir ama şimdi o sert açıklamaların arkasından bu tezkereye gerek var. Çünkü eğer bu tezkereyi çıkarmazsanız politikanın bütün inandırıcılığı da çöker. Ve bu sadece dış kamuoyu nezdinde, dış ülkeler nezdinde değil, ayrıca içeride de çok ciddi bir zarar verir hükümetin duruşuna. Bunu yapmak mecburiyetinde hükümet bir çıkacaktır o tezkere. Bu biraz önce yaptığımız heves tanımına baktığımızda, yani anlattıklarınızdan Türkiye Suriye'nin iç politikasına mı karışıyor diyorsunuz, öyle mi? Sizce karışmıyor mu? Yani eğer
yanı başınızda bir iç savaş sürerken o iç savaşın taraflarından bir tanesinin ülkeniz topraklarında kamplarda barınmasına izin veriyorsanız, eğer bütün uluslararası basının sayfaları inim inim Türkiye'nin İstanbul şehrinde yapılan istihbarat toplantılarından bahsediyorsa, bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haberi olmadan yapılması diye bir şey söz konusu olamaz. Hayır. Zaten öyle bir şey varsa... Bunlar demokrasi anlamında, yani sandık başına insanlar gitsin, işte Esad istenmiyor, yani böyle bunlara katılmıyorsunuz ya, yani. Ay, katılmıyor değilim. Buradan oraya varmak zaten imkansız. Yani bir iç savaş sürüyor. Hı-hı. Türkiye'nin bir tane çıkarı vardır bence Suriye'de. O da şudur. Suriye'nin İç savaş ortamına sürüklenmemesi. O iş içinse artık zannediyorum çok geç kalındı. Yani sadece ben zannetmiyorum. Bu konu üzerine yazan çizen bir sürü insan böyle olduğunu düşünüyor. Ve Suriye'yi bundan sonrasında uzun bir ciddi ve belki de bölünmeye götürecek Suriye'yi. Aynı Irak'ın üzerinde gittiği yol gibi bir yol bekliyor. Şimdi oradaki o karmaşanın Türkiye'ye yansıması görüyoruz işte, top mermisi düşüyor. Kim attıysa atsın yani nihayetinde. Yani benim toprağıma niye top mermisi düşsün? Uçağımız düşürülüyor. Niye düşürülsün? Yüz binlerle ifade edilen sayılarda 100 bin küsur mülteci geliyor ve buna ben tek başıma para harcamak zorunda kalıyorum. Bu halkın ödediği vergilerle finanse edilen bir şey ki üstelik şu anda cari açığı finanse etmek için Türkiye'de zamlar yapılıyor. Bu da halkı etkileyen bir gelişme. Onun da ötesinde güvenlik pozisyonumuz, iç güvenlik, Türkiye'deki iç güvenlik pozisyonu da çok ciddi şekilde Suriye'de süre giden çatışmadan etkileniyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Suriye'de mevcut durumun Türkiye'yi etkilediği çok aşikar. Çok aşikar. Ve o bu kadar etkinin olduğu yerde, o etkinin yaratıldığı yerde sizin de ona bir tepki vermeniz lazım. Fakat o tepkiyi sürekli çok yukarıdan bir yerden açarak elinizi verdiğiniz zaman bir süre sonra o pozisyona kilitlenmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu top mermilerinden bahsettiniz. Bu ilk değildi. Zaten geçtiğimiz haftada düşmüştü, nota verilmişti. Bugün ateş de açıldı kamplara. Bugün yeniden oldu. İlkinde bir yaralanma, hayat, can kaybı söz konusu değildi. İkincisinde oldu. Ve Türkiye karşılık verdi. Şimdi bu Türkiye'nin verdiği karşılığı nasıl değerlendirmek, nasıl okumak gerekir? Bir de şunu soracağım, esas önemli olan nokta. Yani Türkiye artık yeni bir adım atabilir mi Suriye'ye karşı? Yani böyle bir hakkı var mı uluslararası hukuk çerçevesinde? Anında karşılık verdi. Bunun uluslararası hukuka uygunluğu var ya. Yani anında karşılık vermiş olması. Yani devam edebilir mi? Bu birinci, ikinci. Şimdi bakın, uluslararası hukuk dediğiniz zaman böyle çok acayip şahika bir şeyden bahsetmediğimizin farkında olmamız lazım. Uluslararası sistem anarşiktir. Bu demektir ki bir hiyerarşik üst yapı yoktur uluslararası ilişkilerde. Dolayısıyla uluslararası sistem içerisinde hata yapanı cezalandıracak ve otoritesi tartışılmaz ve meşru kabul edilebilen bir merkez mevcut değil. Yani bu Birleşmiş Milletler buna en yakın şeydir ama onun da yaptırım gücünün sınırları var. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de bir iç politik topluluk gibi, bir devlet gibi, hani devlet suç işleyen vatandaşa ceza verir değil mi? Meşru. Orada hiyerarşi son derece belli. Ama uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Uluslararası sistemde böyle bir şey yok. Dolayısıyla uluslararası hukuk bu kadar kesin koşullar içerisinde tanımlanabilen bir hukuk değil. Örneğin Türkiye'nin senelerce Irak'ta kullandığı sıcak takip hakkı uluslararası hukukta sadece deniz hukukunda belli şartlarda ve çok kesin tanımlanmış bir hak. Evet. Ama karayla hiçbir alakası yoktur. Türkiye bunu niye uygulayabildi? Çünkü Türkiye'nin Irak üzerinde baskı kurabilecek gücü vardı. Başka kimse de bunu yapamazsın demedi. Bugün Suriye'ye bakın. Türkiye'nin Suriye üstüne böyle bir baskı kurabilecek gücü yok. Türkiye'nin kendi iç güvenlik durumu buna çok müsait değil. Türkiye'nin kendi iç yapısı buna çok müsait değil. Türkiye'de kamuoyunun desteği buna hiç müsait değil. Bir de uluslararası sistemde Çin ve Rusya gibi iki dev bunun karşısında, bunlar Amerika'yı bile düşündürürken Türkiye'yi düşündürmesi gerekir. Hiçbir şey yok. Evet. Hemen bir Amerika'ya döneceğiz. Oradaki son durumu alacağız. Ardından sizinle devam edeceğiz. Çünkü Clinton'dan bir açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanı Pentagon'dan da gelmişti. Sıcak çatışma beklemiyoruz şeklinde. Hasan Ünlü Washington'dan aktaracak. Hasan, sesimizi duyuyorsan son notları alalım. Merhaba Atina. Evet, Washington'dan bir kez daha iyi geceler. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi son olarak. Müttefikimizin yanındayız açıklaması geldi ve
Bunun hemen ardından hattın önce Hillary Clinton daha doğrusu öncesinde bir açıklama yaptı. Ve son saldırıyı çok çok tehlikeli olarak nitelendirdi Clinton. Evet. Suriye'ye karşı öfke içinde olduklarını söyledi. Akçakale'deki can kayıpları konusunda büyük üzüntü içinde olduklarının altını çizen Clinton saldırıyla ilgili olarak Türk yetkililerle birlikte çalışıyor. Hasan bir virgül koyalım. Şu anda sevgili seyirciler ekranda Başbakanlık resmi konutundan başbakanın ayrıldığını görüyoruz. Şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Az evvel bittiğini açıklamıştı Bedia Baykal Başbakanlık resmi konutunun önünde. Şu anda da Başbakanın aracının Başbakanlık resmi konuttan ayrıldığını görüyoruz. Burada Suriye tezkeresi kabinenin onayına da sunuldu. 3,5 saat sürdü yaklaşık Başbakanlık resmi konutundaki bu toplantı ve ilk 1,5 saatinden sonra Türkiye'nin anında karşılık verdiği açıklanmıştı, hatırlayacaksınız. Evet, Başbakan Erdoğan'ın Başbakanlık resmi konutundan ayrıldığını gördük. Canlı olarak ekranlara getirdik bu görüntüleri. Şimdi Hasan'la devam edelim. Hasan, sesinizi duyuyor musun? Evet, Asena, duyuyorum. Evet, yeniden devam edelim. Canlı görüntüleri aktardık Ankara'dan. Yeniden tamam. Washington'dan gelişmeler için seni dinliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi Hillary Clinton sert bir açıklama yaptı saldırı ilgili olarak. Türk yetkililerle birlikte çalıştıklarını hatırlattı demiştik. Suriye Devlet Başkanı Esad'ı bir kez daha açık bir dille eleştiren Hillary Clinton, iktidarda kalmak için komşuları dahil kendi ülkesinde de Esad'ın katliam yapmaya devam ettiğini söyledi. Bütün ülkeye bir çağrı yapan Clinton, Esad'ın durdurulması ve siyasi geçiş için bir araya gelinmesini istedi. Bu arada Clinton'ın geçtiğimiz dakikalar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir konuşma yaptığı belirtiliyor. Bunu da ekleyelim. Amerika Dışişleri Bakanı Sözcüsü Victor Nuland da saldırıya ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Nuland, Türkiye'nin egemenliğinin izlerini şiddetle kınıyoruz açıklamasını yaptı. Benzer açıklamayı az önce Beyaz Saray'da yapmıştı. Nuland ayrıca olayda hayatını kaybedenin ailelerine başsağlığı dilemeyi de ihmal etmedi. Bir diğer açıklama New York'tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan geldi. Moon itidal çağrısı yaptı ve Türkiye'ye iletişim kanallarını açık tutmasını ve Suriye ile gerginliği tırmandırmamasını tavsiye etti. Buradan anlaşılacağı gibi Birleşmiş Milletler bu konuda her zamanki temkinli duruşunu bir kez daha gösterdi. Tabii merak edilen Birleşmiş Milletler'in bir ülkeye askeri operasyon konusunda yetkili organı Güvenlik Konseyi'nin bu konuda ne yapacağı. Bakalım uçuşa yasak bölge oluşturulması ya da egemenlik hakları bir kez daha ihlal eden Türkiye'ye uluslararası askeri destek kararının çıkması konusunda neler yapılacak Birleşmiş Milletler çatısı altında hep beraber göreceğiz Athena. Evet. Hasan, teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça sana da dönmeye devam edeceğiz. Hasan Ünlü Washington'dan aktardı. Evet, konuğumuz Sayın Ahmet Han'la devam edelim. Sayın Han, uluslararası arenada Türkiye'nin beklentisi nedir NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den? Nasıl bir destek bekliyor? Siz dediniz ki NATO'nun Şam'a yaptığı uyarı yapması gereken bir adımdı. Yani Türkiye'nin yanında mı, yanındalarsa neler bekliyor Türkiye? Bunu nasıl görecek açık bir şekilde, somut bir şekilde? Bir noktaya kadar Türkiye'nin yanındalar. Yani yanında olmaları gerekir. Yani Atlantik İttifakı 60. senesini kutluyor ve NATO'da herkes şunun farkında ki Türkiye'de NATO sempatisi öyle çok yukarılarda değil. Hatta dünyada iki ülkede NATO bu sene bir kampanya yürütüyor. Hı hı. O kampanyayı yürütürken de işte üyeliğinin 60. yılını kutlayan Türkiye o kampanyaya dahil iki ülkeden biri. Öbürü ilginçtir ki Amerika Birleşik Devletleri'dir. O da NATO bilincinin ve sempatisinin artmasına yönelik bir kamu diplomasisi çabası. Dolayısıyla NATO biliyor ki Türkiye'de NATO'ya sempati çok yüksek değil. Bir de bu tür şeyleri reddettikleri zaman o kamuoyunun nasıl dalgalandığını da biliyorlar. Ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani bir sürü nedenle ihtiyacı var. Artı NATO ittifakla karar alınan bir örgüttür ve Türkiye için bu aslına bakarsanız uluslararası ilişkilerin ana masasında, bir numaralı masasında yemek yeme imkanı veriyor her seferinde. Hı hı. Ve söylediği sözde de bu sistemi tıkamak veya açmak imkanına sahip.
Dolayısıyla Türkiye için de son derece önemli bir sistem NATO sistemi. NATO 2003 senesinde, daha önce 92'de hep Türkiye ile krizler yaşadı. İsterseniz hemen bir virgül koyalım tekrar. NATO ve Birleşmiş Milletler açısından olayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Az önce başbakanın başbakanlık resmi konuttan ayrılışını ekranlara getirmiştik. Şimdi son notlar için Bedia Baykal son kez karşımızda. Evet Bedia, sen de bu saatlere kadar çalıştın. Son yayınımız olacak senden. Başbakanlık resmi konutundan Başbakan Erdoğan'ın çıkışını az önce bizler de gördük. Herhangi bir yeni gelişme var mı? Seni dinleyelim. Evet, Başbakan Erdoğan az önce resmi konuttan ayrıldı. Yeni bir açıklama olmadığını hemen söyleyelim. 3,5 saatlik bir zirve gerçekleştirildi Başbakanlık resmi konutunda. Bilindiği gibi Akçakale'ye top mermisinin isabet etmesi ardından başkent Ankara teyakkuza geçti ve Başbakan Erdoğan da kurmaylarıyla bir araya geldi resmi konutta ve kurmaylarıyla toplantı yaptığı sırada da bir açıklama geldi Başbakanlıktan. Bu açıklamada angajman kuralları çerçevesinde Suriye'ye top atışı gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye'deki hedeflerin isabet edildiği belirtildi Başbakanlıktan yapılan açıklamada ve bundan sonra da bu tür provokasyonlara asla karşılıksız bırakmayacağının da altı çizildi. Yine tüm bunların angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde olacağı da belirtildi. İşte Başbakanlıktan bu açıklama yapılırken zirvede devam ediyordu. Açıklama ardından zirveye yaklaşık olarak 2 saat daha devam etti. Ve toplantının bitmesinin ardından bakanlar buradan ayrılırken Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bu defa Başbakanlık resmi konutuna geldi ve kısa bir süre kaldı. İsmet Yılmaz da daha sonra Başbakan Erdoğan da resmi konuttan ayrıldı. Tabii ki çok kısa sürede başkentte yankı buldu ve önemli gelişmeler yaşandı. Sadece bu açıklama değil, yarın da önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü burada önemli bir isim daha vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de Başbakan resmi konutundaydı. Tezkereyle ilgili hazırlık yapıldığı öğrenildi. İşte Canikli'nin burada olmasıyla beraber ki yarın bilindiği gibi meclis özel gündemle saat 10'da toplanacağı açıklanmıştı. İşte tam da bu sırada Bakanlar Kurulu Suriye ile ilgili tezkere imzaya açıldı. Yarın sabah saatlerinde de meclis başkanlığına Suriye ile ilgili tezkerenin sunulmasının beklendiğini söyleyebiliriz. Sabah saat 10'da toplanacak meclis ve Suriye ile ilgili tezkereyi gündemine alacak. Dediğimiz gibi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Hatta imzaların tamamlandığı bilgisi de bize geldi diyebiliriz. İşte Başbakanlık resmi konutunda yapılan zirvede hem bu tezkereye ilişkin değerlendirmeler yapıldı hem de bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlar değerlendirildi detaylı olarak. Zaten Türkiye'nin atacağı adımlar da açıklamada yer buldu. Bu tip provokasyonların hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacağı net bir şekilde vurgulandı. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada işte başkent Ankara hareketli saatler yaşadı. Akçakale'ye top mermisinin isabet etmesi ardından az önce de Başbakan Erdoğan resmi konuttan ayrıldı. Görünen o ki yarın da oldukça hareketli olacak gibi görünüyor başkent Ankara'nın gündemi Asena. Evet haklısın Bediye, sabah saatlerinden itibaren devam edecek başkentteki hareketlilik. Tabii şu an itibariyle de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son yapılan bu açıklamaları da değerlendirelim. Yine Ankara'dan devam edeceğiz. Şu anda telefon attığımızda Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Bilal Çetin var. Sayın Çetin, sesinizi duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşanan süreci, Türkiye'nin verdiği karşılık ve akabinde Amerika'dan, Suriye'den, NATO'dan, Türkiye'den gelen açıklamalara baktığınızda siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Şimdi bir kere bu tablo, yani bu Suriye krizi, Türkiye öteden beri bu krizin yani artık tarafı haline geldi. Bir kere Türkiye bir savaş uçağını kaybetti ve iki pilot şehit oldu Suriye krizi sırasında. Ve burada Suriye'nin Türkiye'ye yönelik olarak yaptığı haksız bir hareket ve bu Türkiye bunu uygun bir zamanda, uygun bir şekilde cezalandıracağını zaten söylemişti baştan. Ve burada bir süreden beri Türkiye sınırlarına
Suriye kendi güvenlik meselesi diyebilir. Şey, bu çatışmalardan Türkiye'yi, Türk insanları mağdur oluyordu. Ve bugün yaşanan olay, işte 5 insanımız hayatını kaybetti. İşte Akçakale'ye düşen top mermisi. Ve burada değişen angajman grupları çerçevesinde bu olaya orantılı bir şekilde anında cevap verildi zaten. Ve bu cevabın ardından Suriye'den yapılan açıklamalar var. Bir nevi özetlemesi. Şimdi Suriye tarafı gerilimi düşürmek bir şekilde özür yoluyla Türkiye'nin tepkisini hafifletmeye çalışıyor. Fakat Türkiye'nin bunu hazmetmesi, bu noktadan sonra tekrar sessiz kalması mümkün değil. İşte Başbakanın başkanlığında konutta yapılan zirve toplantısı, Genelkurmay Başkanı, ilgili bakanlar yapılan toplantılar sonucunda yarın meclise bir Suriye tezkeresi gelecek. Yani bu tezkere aslında, yarın mecliste görüşülecek olan Suriye tezkeresi, bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer kabul ederse o tezkereyi, yani savaş yetkisini hükümete vermiş oluyor. Burada bütün kara, deniz, hava unsurlarını Suriye'den gelebilecek, bundan sonra gelebilecek herhangi bir tehdit, herhangi bir saldırıya karşı bu şekilde işte bomba peki düştü, mermi düştü. Bunlara karşı Türkiye kullanacak. Yani daha, cevabı daha sert olacak. Sayın Çetin, evet. Türkiye sizce bu tezkereyi kullanır mı? Kullanacak mı? Yani kullanmak için tezkereyi çıkarıyor ama illa kullanacak. Yani bu tezkere çıktı, ertesi günde biz evet Suriye'ye yani sizin savaş ilan ettik deyip de Suriye'ye girecek değil Türkiye elbette. Hı. Ama bunun başka şu şey, benim tahminim hemen bu tezkereyi yarın fiiliyata geçirecek değil. Bütün kara unsurlarıyla, hava unsurlarıyla Suriye'ye hücum edecek değil Türkiye elbette. Gelişmeleri gözleyecek. Ve benim tahminim çok da bilgiye dayalı değil ama Türkiye'nin öteden beri beklentisi vardı. Sınır hattında bir tampon bölge oluşturmak. Bu tezkere onu fiili olarak kendiliğinden oluşturabilir. Yani evet, bu tezkere, yani Türkiye ciddi olduğunu gösteriyor. Ve bunu yaparken aynı zamanda müttefiklerine, NATO'yu haberdar etti. Bütün dost ülkelerle Dışişleri Bakanı sürekli telefon temasında. NATO toplandı, NATO'dan bir kararlılık bildirisi açıklandı. Türkiye'nin istediği, arzu ettiği bildiri NATO'da kabul edildi. Burada bu tezkerede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın kabul edilip hükümete bu yetki verildikten sonra ben sanıyorum Suriye bizim sınırımızdaki güçlerini çok sınıra yaklaştırmayı göze alamayacaktır. Bundan sonra daha dikkatli olacaktır ve o Türkiye'nin arzuladığı tampon bölge fiilen kendiliğinden oluşabilir. Öyle bir sonuç verebilirim bu tezkere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin, yayınımıza katıldınız. İyi geceler. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Bilal Çetin telefon attığımızdaydı. Kendisinin değerlendirmelerini aldık. Şimdi stüdyomuzda da konuğumuz Sayın Ahmet Han'la değerlendirmeye devam edeceğiz. En son Birleşmiş Milletler ve NATO açısından olayı değerlendiriyorduk. Şimdi kısa bir araya gitmek zorundayız. Ardından sizlerle olacağız. Haber, hayatı paylaşmaktır. Hiç bitmeyen bir heyecandır. Ve bütün renklerin bir arada yaşadığı büyük bir meydandır. Gün doğmadan başlar maraton. Ne yağmur, ne kar, ne fırtına engeldir. Hem anlıktır haber, hem devamlılık. Hem görünendir, hem de görünmeyen. Hem bilinendir, hem de bilinmeyen. Siyasettir, gündemdir, nabızdır. Koşturmadır, telaştır, yaşamdır. Doğruyu uzmanına sormaktır. Canlı bağlantılarla gündemi belirlemektir. Tecrübeyle doğru bakış açısını bulmaktır. İşte tüm bu nedenlerle SkyTürk 360 haberin merkezi. Ekonomi yalnızca sayılardan ibaret değildir.
sayıların arkasındaki gerçektir. Anadolu'nun gelişen yüzü. Başarı hikayeleridir. Nesilden nesile aktarılan deneyimlerdir. İş yapma tutkusu. Karar verme sürecidir. Ekonomi yalnızca piyasadan ibaret değildir. Ev sahibi olma hayalidir. Otomobil tutkudur, otomobil sevdadır. Bong sesidir. Günden geriye kalandır. Yarının manşetini atmaktır. Çünkü ekonomi bugüne değil, yarına bakmaktır. Çünkü ekonomi siyasete, siyaset ekonomiye yön verir. İşte bu yüzden Skytek 360 da ekonomi hayatın ta kendisidir. Hepsi günleri hatırlatıyor. Bazen nefes alamayacak gibi oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Pes etmeyeceğim. Sen burada kalacak mısın? Kalabilecek misin oğlum? Burası benim evim. Adını Feriha koydum Emir'in Yolu, Cuma akşamı yeni bölümüyle Show TV'de. Uluslararası medya takip networklerinin Türkiye'deki temsilcisi Ajans Press, 57 yıllık tecrübe, ulaştığı yüksek teknoloji ve hizmet anlayışıyla globalleşen dünyamızdaki sektörel gelişmeleri Türkiye'ye getirmektedir. Medya takibinde sınır tanımayan Ajans Press, yurt içi ve yurt dışındaki bölgesel temsilcilikleriyle yerel medyaya da fokuslanıp bir ilke imza atmıştır. Ajans Press, 21. yüzyıl vizyonu, dünyaya açılan geniş hizmet anlayışıyla her zaman her yerde yanı başınızda. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz. Özleriz, gururlanırız. Medya kaydeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Han var. Sıcak gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Han, Birleşmiş Milletler ve
NATO'ya ilişkin sohbetimizde kalmıştık. Şimdi NATO'nun bu acil toplantısının önemini konuşalım. Ne gibi bir sonuç bekliyorsunuz? Bu toplantıdan nasıl bir karar çıkabilir? Bu toplantıdan 5. madde kararı asla çıkmaz. 4. madde kararı ihtimali son derece düşüktür. Suriye kınanacaktır, zaten kınandı. Sert bir dille kınanacaktır. Türkiye'nin yanında olduğuna NATO'nun dair bir açıklama gelecektir. Bunlar zaten son derece normaldir. Hani halk tabiriyle su içinde olacak şeyler bunlar zaten yani. Hani böyle bir olay oldu, arkasından ne olur? Bunlar olur. Bunların olmasını beklemek gerekir zaten. Eğer onlar olmuyorsa Türkiye gibi bir ülkede zaten insanların NATO üyeliğiyle ilgili ciddi kafalarında soru işaretlerinin olduğu bir ülkede büyük bir tepki doğacaktır. NATO bu tepkilerin geldiği boyutun farkındadır. Daha önce ifade ettiğim gibi bu seneyi 60. yılında Türkiye'nin üyeliğinin bu seneyi Türkiye'de bir NATO sempatisini arttırmak için kamu diplomasisi yılı ilan etmiştir NATO ve bunun için de para harcamıştır. Türkiye'ye NATO, Türk halkına NATO'yu tanıtmak, tırnak içinde algıyı değiştirmek, daha sempatik bir algı yakalamak için. NATO'da 2003'ün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'de 2003'ün 91'in yani Irak ve Körfez Savaşları'nın sonuçlarının farkındadır. O Patriot füzeleri Türkiye'ye gelmediğinde neler olduğunu bilmektedirler. Dolayısıyla bu tür bir krize yol açmamak için hele bu aşamada, üstelik de kendilerine bir maliyeti de yok bunun yani. Suriye'yi kınayacaklar alt taraf. Orada kınanmayacak bir şey yok ki, zaten adamın eli kanlı. Beşar Esad'ın zaten rejim otoriter bir rejimdi. Eskiden de öyleydi. Yani şunu tekrar altını çizmek isterim. 2010'da da öyleydi o rejim. 2009'da da öyleydi. 2008'de de öyleydi. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapılırken Suriye rejimi farklı bir rejim miydi? Hep bu öyleydi. Bu kadar insan ölmüyordu. Bu kadar insan ölmüyordu tabii. Çünkü bu kadar insanın sesi çıkmıyordu. Yani o insanların, muhaliflerin tamamı işkence görüyorlardı. Ama şimdi hapishanelerdeydiler. Değişiklikleri de göz önünde bulundurmak gerekir. İşte bu başlayan Arap Baharı zaten onlar Türkiye'nin politikasını bağlamaz. Onlar Suriye'de bunların neden olduğunu açıklar. Suriye tekelinde konuştuğumuz için Suriye özelinde neden oluyor bunlar? Evet. Onun önü neden açıldı? Bu olanların önü neden açıldı? Yani bir halka despot yöntemlerle hakim olabilen bir rejim bugün niye hakim olamıyor sorusunun cevabı doğrudur sizin söylediğiniz. Ama bu şunu getirmiyor: 2009'da Suriye rejimi daha insancıldı. Bu arada hemen bir virgül koyalım. Tezkere kabinede onaylandı, meclise gönderildi. Bu da son dakika bilgisi olarak şu anda ekranlarda da olacak. Bunu da aktaralım ve devam edelim. Dolayısıyla yani bu söylediğiniz Suriye'de neden bunlar oldu? Bunun önemli payı olan olayın içerisinde cevaplarından bir tanesi. Ama bu 2009'da 2010'da bu rejim daha az vahşiydi, daha az kanlıydı, daha az öyleydi böyleydi demek değil. Bu rejim hep aynı rejimdi. Belli bir azınlığın üzerinde duran, gene 40 yıllara yayılmış bir ailenin yönetiminde bir ülkeden bahsediyorsunuz. Siz de demokrasisiniz. Yani nominal olarak en azından Batı kampına üye bir ülkesiniz. Ve bu ülkeyle 99 senesinde savaşın eşiğine kadar gelmişsiniz. 98-99. Adana Anlaşması'yla da savaşın köşesinden dönmüşsünüz. Ve bu adı geçen ülke Orta Doğu denkleminde ve küresel denklemde de çok net bir pozisyonu olan bir ülke. Bütün dış politikasını ve varoluş biçimini de rahatsızlık yaratma kapasitesi üzerinden tanımlayan, aslında küçük ama erişimi ve etkileriyle başa bela olma yetkinliği yüksek ve bunun üzerinden kendini var eden bir ülke. Peki bu son olaylarda Suriye'yi tek başına bir ülke olarak değerlendirmek doğru mudur? Arkasındaki güçler, ülkeler sizce? Zaten meseleyi iyice problematik hale getiren, Amerikalıları daha da temkinli davranmaya iten budur. Rusların buna rızası yok, bu değişimin kendi kontrolleri dışında olmasına. Hani şunu demek istemiyorum, Beşar Esad giderse Ruslar çok fena hissederler kendilerini falan demiyorum. Beşar Esad gider ve gelen Rusların arzu etmediği bir şey olursa zaten kendilerini kötü hissederler. Şu anda tartışılan nokta bu, değil mi? Ama, yani Esad'dan sonra doğru. Kimin ama ortada olacak, ortada bir
iki tane büyük problem var. Bir tanesi Türkiye'nin bugün izlediği dış politikayı zaten oldukça verimsiz hale sokuyor. Bunlardan bir tanesi Rusya'yı da tatmin edecek olan o adamın, o mucize adamın ortada olmaması. Yani öyle bir adam yok. İkincisi Suriye içerisindeki çatışma öyle bir hale gelmiş durumda ki öyle ortaya çıkacak bir büyük liderin etrafında halkın toparlanması diye bir şey söz konusu değil artık. Ve evet. Her geçen artık dakika bundan daha fazla uzaklaşılıyor. Ve o kadar kimin eli kimin cebinde bir hale almış vaziyette ki savaş. Mesela Halep'te iki tane bomba patladı. Muhalifler iktidarı, iktidar muhalifleri suçluyor. Esad muhalifleri, muhalifler Esad'ı suçluyor. Ancak muhalifler Esad'ın adamlarının ölenler çünkü Şeyba ve yani Esad'ın esas agresif milis kuvvetleri, silahlı güçleri içerisinden subaylar ve bürokratlar. Bunları öldürdüğü için intihar bombasıyla ve sivil halka da zarar vererek Esad yönetimi muhalifleri suçluyor. Muhalifler de diyorlar ki biz yapmadık, biz sivillere kayıp verdirecek hareketler yapmıyoruz. Onu Esad yönetimi kendi kendini vurup bizi sorumlu tutmak için yaptı diyor. Ama bu arada Londra merkezli başka muhalifler de alkış tutuyorlar. Kim yaptıysa süper yaptı. Çünkü Şeyba'ya zarar vermek gerekir diye. Şimdi böyle bir manzaranın içerisinden siz nasıl bir bütünlük çıkarırsınız? Nasıl bir kamu otoritesi çıkarırsınız? Nasıl bir Şam'ın etrafında, hangi liderin etrafında nasıl bir Suriye öngörüyorsunuz? Bunu kimse öngöremiyor. Ve bunun öngörülemediği bir durumda da Rusların net bir tavır almasını beklemek oldukça güç. Ancak Esad yönetimi kendi içinden çürüye çökecektir. O bir zamana yayılacaktır ama. Yani ben ilelebet duracağını düşünenlerden değilim. Unutmamak lazım. Rejimden kaçan kimi generaller geri rejime dönüyorlar falan. Yani Suriye tam bir kaosa dönmüş vaziyette. Ve bir de Suriye'nin tabii hem daha büyük Orta Doğu denklemi içerisinde hem Şii-Sünni bölünmesi tam üzerinde. Tam o soruyu soracaktım. Yani hem de İran'la ilgili olarak, hem de Lübnan'la ilgili olarak, hem de İsrail'le ilgili olarak. Şimdi bu var. Suriye'deki bu iç savaşı mezhep çatışması olarak görüyor musunuz? Tabii. Artık ona dönüştü. Peki bu noktada... Ondan da öte vahim bir şey var. Sorunuza devam etmeden onu da söyleyeyim. Ondan da öte vahim bir durumu var. Suriye içerisinde artık El-Kaide var. Dolayısıyla Suriye'deki en radikal Sünni'nin bile yapmayı düşünmeyeceği anti-Şii hareketi yapabilecek olan bir aktör var. O aktör Amerika'nın desteklediği ve Türkiye'nin aktif biçimde desteklediği Esad karşıtı kampta. Ama o Esad karşıtı kampta Amerika ile aynı sırada durmuyor. Dolayısıyla sonrasına baktığı zaman Pentagon'dan veya Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerikalılar da mevzunun geleceğini göremiyorlar. Ve kendilerini hiç emniyette hissetmiyorlar. Hele Libya'da büyükelçilerini oldukça vahim bir biçimde kaybettikten sonra. Şimdi devam edeyim isterseniz soruma. Şimdi bunu bir mezhep çatışması olarak değerlendirilirse bu zaten dış güçlerin yani diğer üçüncü ülkenin, diğer ülkelerin istedikleri bu coğrafyada belki de bir mezhep çatışmasıdır. İşte Türkiye'de buna sürüklenmek isteniyor deniliyor. Bu şekilde yorumlar da var. Zaten geçtiğimiz dönemlerde benzer işte bunu belki de çıkarmaya çalışan olaylara tanık olduk. Tabii büyütülmedi çünkü Türkiye buna izin vermedi diyebiliriz. Şimdi Müslümanlar ilişkin işte bu filmler var, hakaret karikatürler. Yani Müslümanlık temelinde buluşulsa bu mezhep çatışması biterse o zaman Suriye'ye yani bitmesi bu bir soru olarak yani bunu ben size soruyorum. Yani böyle bir tablo söz konusu olabilir mi yoksa Suriye'de nasıl olacak? Bu sefer işte muhalif dedikleri Suriye işte özgür ordusu geldikten sonra o zaman da onlar mı onları öldürecek? Yani nasıl olacak bu? Yani gözüken o ki Suriye'nin geleceğinde herkes birbirini öldürecek. Yani bu hiç keyifli bir i̇şte manzara değil. Biraz önceki bahsettiğim gibi bir tablo söz konusu olabilir mi? Yani Müslüman coğrafyada belki de çünkü Başbakan Erdoğan'ın özellikle AK Parti Kongresi'nde pazar günü yaptığı konuşmayı okuduğumuzda satır aralarında sanki bu benim sorduğum soru gibi bir tabloya işaret ettiğini düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Bu bir yaklaşım ve benim de görebildiğim kadarıyla hükümet katında paylaşılan bir yaklaşım. Bunun Türkiye içindeki kimi sorunlara da çare olabileceği düşünülüyor.
Fakat ben bunun işleme ihtimalinin sıfırın altında hatta olduğunu hatta İran sorunu bile çözülebilecek. Sıfırın altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yaklaşım tarihsel farklılıkları bütünüyle göz ardı ediyor. Kimlik denilen şeyin ne kadar ağırlıklı olduğunu ve bu ağırlığın nasıl orijinal halinden transforme olduğunu bir sürü vakada göz ardı ediyor. Üçüncüsü de tarihsel deneyimin dışında. Ama şimdi bu son yaşanan olaylara ve konjonktür bazında zaten bunu değerlendirmek gerekiyor belki de. Yani bu durup dururken böyle bir şey, bu dediğimiz mezhep çatışmasının sonlanması mümkün değil. Ama şu anda Müslümanlık karşıtı hareketlerin yükseldiğini görüyoruz. İşte Libya örneği var karşımızda. İslam İşbirliği Teşkilatı'dan yapılan sizi açıklama. Yani şu andaki ortamda belki de bu hani birlik belki söz konusu i̇şte olabilir. Acaba buna mı işaret ediyorlar? Bu güzel bir umut ve fakat sadece bir umut. Dediğim gibi tarihsel tecrübeyle uyuşmuyor zaten bu. Bakınız tarih dediğinizi değişik şekillerde okumak mümkündür. Her okuyuşun da kendi içinde bir saygınlığı vardır. Onun öyle olmadığını iddia edemem. Yani kimsenin tarih okuyuşuna ve anlayışına kategorik olarak karşı çıkmam. Çünkü yani bu da gönül yani. Heves eder, öyle okur. Ona bir itirazım olamaz. Ama nesnel gerçekliğe bakalım isterseniz. Nesnel gerçeklik şunu söylüyor. Osmanlı idaresi Orta Doğu'yu kılıçla egemenliği altına almıştır. Kimse Osmanlılar son derece iyi Müslümanlardır ve adil insanlardır ki öyle olmadığını söylemiyorum diye gelip Osmanlı idaresine girmemiştir. Mercidabık'ta, Ridaniye'de savaş kazanılarak bu topraklar egemenlik altına alınmıştır. Ama çağ farkı var tabii. O zamanlar işte o tanklar, tüfekler, işte kılıçlar sonra, bilmem ne. Ama şu anda Arap Baharı'na da gördüğümüz gibi Tankla tüfekle yani şimdi birileri zaten o gün bakın bu sizin söylediğiniz farklı argümanın metotlar var sizin, belki de. Sizin söylediğiniz argümanın temeli tarihe dayandırılıyor. Ben de diyorum ki o tarihte bu var. O tarihte başka şeyler de var. Mesela İran'la Osmanlı arasında yüzyıllara yayılmış ve hiçbir zaman Cumhuriyet döneminin en başında Şah Rıza'nın Atatürk'ü taklit etmeye çalıştığı bir dönem haricinde de kolay kolay iki tarafın birbiriyle barışmadıkları, hep gücü yettikçe birbirini irite ettikleri bir rekabete dönüşmüş bir iş var, bir tarihsel manzara var. Onun ötesinde daha yakın tarihe baktığınız zaman İran'la Irak'ın savaştığı, İsrail'de atom bombası varken hiçbir Arap ülkesinin ya bunlarda nükleer silah var ben de gidip nükleer silah sahibi olayım demediği ama İran nükleerleşmeye kalktığı zaman Arap ülkelerinin tek tek ve beraberce sanki ortak bir tehdit algısı içerisine girmiş gibi Suudi Arabistan'ı ben gider Pakistan'dan satın alırım, Mısır'ın ben kendi programımı yaparım diye başladığı bir açıkça İran bombasını yani Müslüman bir ülkenin bombasını tehdit olarak gören bir ve bunu peki yani, o zaman diğer ülkelerde İslamofobya denilen olay var mıydı? Bu kadar Müslümanlık karşıtı bir durum var mıydı? Yani o dönemlerde işte bu geçmişten bahsediyorsunuz ya. Yani hani dengeler açısından yani bütün her şey çok büyük bir tablodan baktığımızda zaten bunu konuşuyoruz. Var mıydı o zaman böyle? Yani eğer İslamofobya'dan mesela silahlı müdahaleyi anlıyorsanız zaten bu tarihsel argümanın geçersiz olduğunu söylüyorum. Onu tekrar altını çizeyim ya. Bu bence çok geçerli bir argümandır. Ondan bunun üzerinden gidiyorum değil. Bu geçersizdir. Niye geçersizdir onu anlatıyorum. İslamofobiya yoktu ama eğer illa tarihten kaynak alacaksanız mesela o dönemde de Haçlı Seferleri vardı. Haçlı Seferleri varken ve Kudüs Haçlıların işgaline girerken Halep ve Şam emirleri ki ikisi de bunların Türk asıllı iki emirdir. Babaları aynı kişidir. Bunların ikisi babaları öldüğü zaman bir tanesi Halep'in bir tanesi Şam'ın başında kalır. Her ikisi birden geçen Haçlı ordularına diğerini yok etmesi karşılığında serbest geçiş hakkı tanır. Şimdi benzetmeyeceksek hiç benzetmeyeceğiz kısaca. Eğer benzeteceksek de bir kısmını görüp öbür kısmını görmemezlik etmeyeceğiz. Sizin söylediğiniz doğru tabii. Şu anda aynı dünyada yaşamıyoruz.
aynı olayların içerisinde yaşamıyoruz ama şu anda da bambaşka koşullar söz konusu. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olursa olsun Suudi Arabistan'da mevcut olan krallık yönetiminin ve etrafında yaşayan 4 milyon kraliyet ailesi, akrabası, ilintilisi, şusu busu insanın Amerikan karşıtlığına dönebileceğini düşünüyor musunuz? Amerika'da 20 bin tane Kur'an yaksalar bu olmayacak. Rejim katında olmayacak. Ya da Bahreyn'de insanlar ayaklandığı zaman ki Şii'dir Bahreyn halkının çoğunluğu. Ama Bahreyn emirliğinin destekçisi Suudi Arabistan'dır. Çünkü emir Sünni'dir. Dolayısıyla Bahreyn'de bir ayaklanma çıktığı zaman bugün Suriye'de açıkça Esad karşıtı tavır almış olan Katar ve Suudi Arabistan'ın pat diye Bahreyn emirinin karşısına geçtiğini görüyor musunuz? Hayır. Veyahut Katar'da El Cezire televizyonu yayın yaparken bütün Arap Baharı'nı en kapsamlı alan ve dünyada hani önemli bir güç diye nitelenebilecek bir medya kudretine sahip olmuş olan El Cezire televizyonunun Katar'la İsrail arasındaki oldukça gelişkin ilişkilere ilişkin bir tek haber yapmamasını nasıl yorumlayacağız? Veya Katar emirinin 136 milyon dolarla bu televizyonu kurmuş olmasını, yani burada o kadar çetrefil, çapraşık çıkarlar var ki biz bile en kısa zaman önce yaşadık bunu. Fransa'da Ermeni tezkeresine ilişkin mesele patlayınca... Bu örneği biraz sonra alalım. Şimdi yeniden bir Akçakale'ye dönelim. Son notları alalım. Çünkü sıcak bir gece yaşıyoruz. Önemli bir gece. Tezkereye ilişkin de söylemiştik onaylandığını. Akçakale'den Reşat Uzun yeniden telefon attığımızda. Evet Reşat, yeniden seni dinleyelim. Saat 01 itibariyle nedir oradaki son durum? Evet Hasan, sizinle bağlantı kurduktan kısa bir süre sonra söylemiştim. Akçakale'de insanlar yavaş yavaş evlere çıkıldı ama herkeste bir korku ve endişeli bekleyiş söz konusu. Akçakale'nin hemen batı kısmında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 20. Zırhlı Tugay Komutanı'na bağlı bir birliğin konuşlandığını akşam üzeri ve toplantıların yapıldığını belirtmiştik. Sabah saatlerine doğru bu toplantıların devam edeceğini beklerken yayına başlamadan kısa bir süre önce birkaç top atışı daha yapıldı İdlib bölgesine. Dolayısıyla sanırım uydudan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydudan tespit ettiği başka bir nokta olabilir. Yetkililerden bilgi almış değiliz ancak görüntü çekebildik. Arkadaşlarımız top atışlarının yapıldığı bölgeden görüntü alabilirler. Orada birkaç dakikalık da olsa top atışları yapıldı. Bu top atışları istersemez uyku saatinde olan Akçakalılar'da tekrar bir paniğe yol açtı. Şu saat itibariyle durum normal. Yalnız Akçakale'nin hemen girişinde yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli bir çadır var. Burada Suriyeli mültecilerin kaldığı Süleyman Şah Türbesi'ndeki çadır kentin ışıkların tamamını yandığını söylemekte fayda var. Az önce o bölgeyi biraz gezdik araçlarına, muhabir arkadaşım Abdullah Toprak'la birlikte. O bölgede baktığımız, gözlemlediğimiz kadarıyla çadır kent normalde bu saatlerde ışıkları kapalı olurdu. İnsanlar uykuda olurdu. Çadır kentteki insanların çadırları açık, ışıkları açık. Onlar da sanırım o Suriyeli mülteciler de son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Evet, Reşat Uzun aktardı. Teşekkür edelim Akçakale'den bu saat itibariyle son notları. Stüdyomuzda konumuza devam ediyoruz. Evet Sayın Han, bu son dönemdeki bu konjonktüre ilişkin konuşuyorduk. Şimdi yani bir Müslüman birliği, dirilişi, artık ne demek gerekir tam olarak bilemiyorum ben de. Mümkün müdür? Yani bu, çünkü Başbakan Erdoğan'ın bu konuşması da çok, pazar günü yaptığı bu konuşmada eleştirenler de oldu. İşte Batı'dan hiç bahsetmedi, Avrupa Birliği'nden bahsetmedi, yüzünü bu tarafa döndü. Yani bu İslam Birliği'nden bahsettik. Bu böyle bir şey mümkün olabilir yani böyle mi? Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylemek için kehanet yapıyor olmak lazım ama... Gene tarihsel gerçekliğin üzerinden bakarsak benim okuduğum biçimiyle tarihi ve burada parantez açalım, bu olay zaten Suriye'deki, nasıl Suriye'ye huzur gelir, belki de hani bu açıdan bu konuyu da konuşuyoruz. Onu da zaten Suriye vakası Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasının en önemli şu anda yuvarlanan taşı, yani o duvar oradan yıkılmaya başlıyor. Bu gelişmeler en sonunda Suudi Arabistan'a vuracak ve esas kıyamet o gün kopacak. Yani dünyanın en büyük petrol rezervinin olduğu ülkede bunlar. Yani demiyorum 3 sene sonra
kopacak ama bir 10 senelik vade içerisinde bunu beklemek lazım. Her yer değişirken bu ülke sabit kalamayacaktır. Artı petrol fiyatlarının ne kadar önemli olduğu burada aşikar. Dalgalanmalara karşı da çok hassas. Çünkü öyle gelir elde ediyorlar ve o gelirle de halkı susturabiliyorlar. Petrol dışında da hazır dini açıdan ele aldığımızda Kabe'nin de orada olduğunu da düşünürsek o bölgede o da o bu birlik burada da bir sıkıntı. Yani o bu birliği Suudiler kendi etraflarında sağlamayı isteyebilirler. Ancak mesela Türkiye bundan hoşlanmayacaktır. Ne AKP politik açısından bundan hoşlanır ne de Türkiye'deki bir başka iktidar, olası bir iktidar bundan hoşlanacaktır. Zaten gene bu konu tartışılan bir konu. Orta Doğu'da Sünni bloğunun liderliği için Türkiye ile Suudi Arabistan çekişiyor, plase Mısır diye bir tartışma da var. Ama ben bu tartışmanın anlamlı olduğunu ancak pratik etkileri bakımından çok şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Neden değiştirmeyeceğini düşünüyorum? Zaten herkes bununla ilgili olarak rekabet halinde. İşine geldiği yerde herkes işbirliği yapacaktır. İşine gelmediği noktada da ayrılacaktır. Ama bu söylediğim zaten biraz evvel söylediğiniz sorunun da cevabı. Neden bahsediyorum? Çıkarlardan bahsediyorum. Yani işlerine geldiğinde beraber olacaklar, işlerine geldiklerinde ayrılacaklardır bu ülkeler ve birbirleriyle rekabet edeceklerdir demek, çıkarlarına göre hareket edeceklerdir demek. Çıkarların mevzubahis olduğu bir yerde böyle bir üst anlatı etrafında, böyle bir toplum sözleşmesi faktörü olarak dini ortaya koyan ve üstelik de ikiye, Sünni ve Şii olarak ikiye bölünmüş olan bir coğrafyada ve gittikçe de daha fazla bölünmekte olan bir coğrafyada bunu bir argüman olarak ileri sürerseniz bunun başarılı olma ihtimalinin yüksek olmadığını düşünürüm. Aslında ben aynı noktalardan bahsetmedik. Ben Müslüman birliğinden bahsettim. Siz çıkarları koydunuz. Yani aslında ikisi pek aynı paydada buluşmuyor. Ya, tamamen eğer, aynı paydada. Müslüman birliğinin eğer olabilmesi öyle bir şey için olursa zaten bu çıkarlar dini temelde buluşacağı için bu petrol falan. İşte onun için söylüyorum bunu. Bu çıkarlar mevzu bahis olduğu ve bunlar daima öncelikli kalacakları için söylediğiniz gibi bir birliğin olma şansını çok az görüyorum. Evet, hemen bir Avrupa'ya tekrar dönelim. Karşımızda Nihal Eminoğlu var tekrar. Nihal, yeniden sendeyiz. Seni dinleyelim son notlar için. Evet Hüseyin abi, bu son dakika krizi uluslararası kamuoyunda, uluslararası platformda ve uluslararası basında da hararetini korumaya devam ediyor. Tabi basına yansımalarıyla istersen tekrar hatırlatmalar yapalım. En son Türkiye'nin jetinin vurulmasıyla, yumrulmasının ardından, Haziran'ın ardından en büyük kriz Türkiye ile Suriye arasındaki en büyük kriz manşetleri daha ziyade atılıyor. Tabi Türkiye'nin verdiği karşılık ve hedefleri bombaladığı, hedefleri vurduğu da çokça yer alan haberlerde. Bu noktada da Başbakanlıktan yapılan resmi açıklamalar referans gösteriyor ve Ankara Suriye'nin hedefleri bombaladığını doğruladığı şeklinde haberler geçiliyor. Ve tabi en son dakika ve halen de önemini koruyan NATO'dan gelen açıklamalar. Tabii bildiğiniz gibi Ahmet Davutoğlu krizin hemen ardından ilk iş olarak NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile görüşmüştü ve NATO acil olarak toplanmıştı. Türkiye adında da daimi temsilci Haydar Berk'in katıldığı bu toplantının ardından gelen açıklamalar NATO'nun ilk aşamada kınaması yönündeydi. Suriye Türkiye yönelik saldırgan tutumuna son vermelidir ve Türkiye'ye her türlü diye hazırız denildi. Tabii bu noktada hep konuşulan, merak edilen 5. maddeye, Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesine bir geçiş söz konusu olur mu? Saldırının bütün müttefiklere yapılmış olduğu gibi bir karar alınır mı? Şu an için kamuoyunda da, basında da öne çıkan böyle bir konu söz konusu değil. Hatta bunun ihtimal dahilinde de olmadığı çokça söyleniyor. O noktada ilk gelişmeler NATO'dan bu yönden. Tabii olayın duyulmasının hemen ardından İngiltere'den ve Fransa'dan da önemli kınama mesajları geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı resmi açıklamada özellikle Türkiye önemli bir müttefiğimizdir ve Suriye'yi şiddetle kınıyoruz dedi. Yine Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un da olayın hemen ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesinde bulunarak taziyelerini ilettiğini biliyoruz. İngiltere de aynı şekilde Başbakan Yardımcısı Nick Clegg bu şekilde bir saldırıyı kınadıklarını ve Suriye'nin de bu tarz eylemlerin önüne geçmesi için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler kanadı aynı şekilde kınama mesajı yayınladı. Ban Ki-moon tarafından özellikle de tabii savaş ve krizin
büyümesi endişesinden ötürü Türkiye'ye soğukkanlı olunması çağrısının olduğu önemli bir mesaj verilmişti. Tabii Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta genel kurul toplantılarında da Suriye başlığını detaylarıyla görüşmüştü. Bu noktada yine o günde İngiltere, Fransa, Amerika başta olmak üzere birçok ülke aslında Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulamalı, yeni müdahaleler söz konusu olmalı. Bunun için Birleşmiş Milletler bir şey yapmalı şeklinde çokça konu masaya yatırılmıştı. O nedenle bundan sonra da Birleşmiş Milletler'in nasıl bir tutum sergileyeceği önemli. Tabii Suriye konusunda en başından beri oldukça mesafeli olan, özellikle herhangi bir müdahale söz konusu olduğu zaman hiçbir şekilde destek vermeyen Rusya ve Çin'den gelecek tepkiler de merak ediliyor. Ve yine Avrupa Birliği cephesi, Avrupa Birliği'nin en başından beri Suriye'ye yönelik çok ciddi kararları olduğunu biliyoruz. Genellikle toplantılarında her seferinde bu yaptırımların artırıldığı da bir gerçek. Bu noktada yine bu sabah itibariyle Avrupa Birliği'nden de muhtemelen yine kınama mesajları ve bu yönde kararlar gelecektir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin hali hazırda Strasbourg'da devam eden toplantıları var ki önemli gündem maddelerinden bir tanesi yine Suriye olacaktı. Yine o yüzden önümüzdeki günlerde Avrupa Konseyi kanadından da Suriye'ye ilişkin önemli kınama mesajları gelecek gibi gözüküyor. Mevcut kriz şu an için uluslararası platformda da hararetini koruyor. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz de Sena. Evet Nihal, teşekkür ederiz tekrar. Nihal'den Avrupa'daki durumu aldık. Bu arada Amerika'ya döndüğümüzde Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Pentagon sıcak çatışma beklemiyoruz demişti. Şimdi de bu saldırı Esad'ın gitmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu dedi. Pentagon'dan gelen son açıklamada bu yönde. Stüdyomuzda yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Han vardı bugün. Genel bir değerlendirme yaptık bu olaylara ilişkin. Şimdi son olarak isterseniz toparlayalım Sayın Han. Bundan sonraki süreçte, yani yarın da hareketli bir gün, tezkere onaylandı, meclise gönderildi Suriye tezkeresi. Ne bekliyorsunuz? Sizin öngörünüz nedir Türkiye-Suriye ilişkilerinde? Çünkü bunlar önemli hem bölge açısından, Türkiye-İran ilişkileri açısından da öngörülerinizi alalım sonra. Türkiye bir kere Türk dış politikası kendi iç tutarlılığını muhafaza ediyor. Bu tezkere onun nişanesi. Uçak olayından sonra Suriye'ye bir karşılık verilmesi yönünde kamuoyunda da bir beklenti vardı. Hükümette de bu yönde bir yaklaşım olduğu biliniyordu. Dolayısıyla bu karşılıklı top mermisi değişimi bu yönde atılmış bir adımdır. Bu bakımdan çok beklenmedik bir tarafı yok. Tezkerenin de demin söylediğim mimaride çok beklenmedik bir tarafı yok ama o tezkerenin sonucunda fiili bir harekatın geleceğini beklemiyorum. Parlamentodan da çıkacaktır. Ancak fiili bir harekatın geleceğini beklemiyorum. Gelmesinin de akıllıca olacağını düşünmüyorum tek taraflı. Olabilecek olanın en uç noktası Suriyeli muhaliflerin güvence altına aldıkları sınır bölgelerine Türk askerinin de girmesi olur ki bunun manzarasının çok hoş, sonuçlarının da çok yönetilebilir olacağını düşünmüyorum. Fiili olarak bir tampon bölge oluşturulabileceği bir gerçek çünkü Suriye birlikleri kendilerini biraz daha geriye doğru çekeceklerdir. Ama özürün de geldiği bir noktada bu meseleyi tırmandırmaya daha fazla Türkiye'nin devam edeceği bir zeminin de çok kolaylıkla Suriye tarafından Türkiye'ye verileceğini zannetmiyorum. Özür dediniz. Suriye tarafından açıklama geliyor ya biz tam bunların araştırmasını özür de değil, soruşturma yapacağız. Başlattık. Üzüntü duyuyoruz. Evet. Başsağlığı diliyoruz. Bu yani söylenilebileceğin en üst sınırı. Çünkü Suriye'nin de Türkiye'den bu konuda özür dilemesinin bir sınırı var. Çünkü Türk sınırı Türkiye sınırından Suriye'ye muhalifler giriyorlar, silahlanıyorlar. Ve ama açık açık işte özür dileme kavramı çok önemli ya, bu kelimelerin kullanılması haklısınız. O açıdan. Özürden çıkalım. Özür dilemediler. Yani evet. Bu özür dilemediler ama bu yani sert bir açıklama da yapmıyorlar. Hani bir daha bize ateş ederseniz biz de size ateş ederiz gibi bir şey yok. Dolayısıyla tırmandıracak zemini Türkiye'ye vermemeye çalışıyorlar bunu. Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı mesela zor durumda bırakacak bir yere doğru evrilmesin diye uğraşıyor Suriyeliler. Dolayısıyla buradaki manzara donuk bir manzara. Hızlı sıcak çatışmaya dönüşmesi için çok bir neden görmüyorum. Öte yandan NATO'dan destek geldiği formatta gelecektir ama şu ana kadar mevcut formatta gelecektir ama ne NATO ne Amerika Birleşik Devletleri en önemlisi Suriye'ye silahlı bir müdahalenin önünü açacak bir eylem içerisinde olmazlar. Dolayısıyla 4. ve 5. maddelere ilişkin
yaptırım kararlarını unutmak lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'in tavrı değişmediği sürece gene orada da bir donukluk durumu var. Oradan da bir karar çıkmayacaktır. Olsa olsa genel kuruldan bir karar çıkarabilir Türkiye. Onun da ne kadar mümkün olup olmadığını göreceğiz. Ben Amerikalıların da orada çok hevesli bir biçimde Türkiye'yi destekleyip desteklemeyeceklerini bilmiyorum. Muhtemelen desteklerler ama o kararla da Türkiye'nin kendini tek taraflı olarak Suriye'de savaşa angaje etmesinin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Hükümet kriz ağırlaştığından beri bunu çok taraflı bir kriz olarak yürütmeye çalışıyor. Bu doğrudur. Mümkün mertebe en azından söylem planında bunu bir sekteryen ayrışma olduğunu, mezhepsel bir ayrışmadan kaynaklanan bir durum olduğunu veya öyle bir tavrı olduğuna dair suçlamaları da reddediyor. Bu suçlamaları istikrarlı olarak reddetmeleri de doğru bir tavırdır. Ve bu meseleden mümkün mertebe uzak durmak tabii bu noktada doğru bir tavırdır ama ne yazık ki sanıyorum o noktayı da geçtik. Dolayısıyla yarınki gelişmeler bunlar ama ondan sonraki hafta, ondan sonraki ay ne olacaktır? Bugün yaşadığımız durumu yaşamaya devam edeceğiz. Ve gittikçe Suriye'deki durum daha vahim bir hal almaya ve daha da zor içinden çıkılır bir hal almaya başlayacak. Aslında Türkiye'nin Suriye politikası bir status quo varsayım üstüne kuruluydu en başta. Esad kalacak ve içeriden reformasyon mümkün olacak diye. O olmayınca Türkiye statükoyu bildiği gibi koruyabilmek için çok hızlı adımlar attı. Rejim hızlı değişsin diye. Ama onun da olmayacağı aşikardı bence konu uzmanları için. Ve olmadı, gerçekleşmedi. Bir kere o gerçekleşmedikten sonra artık hani uygun tabirle Pandora'nın kutusu açıldı. Bundan sonra buradan sadece sorun, bela ve sıkıntı çıkacak ve bunlar kolay kolay yönetilebilecek sorunlar olmayacaklar. Bunları Türkiye ne kadar tek başına omuzlayacak konumlara da kalırsa o kadar bu sorunlar Türkiye'nin de sorunu haline gelecektir. Suriye meselesine Türkiye çözümün bir parçası olmaya çalışmak durumundadır. Ama bu sorunlar Türkiye'nin sorunları haline gelmeye başladıkça Türkiye için de sorunun parçası olmak ön plana çıkıyor. Çözünün parçası evet. olmak değil. Çok teşekkür ediyoruz Seyhan yayınımıza katıldığınız. Sevgili seyirciler, yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Han da bizlerleydi stüdyomuzda. Bu yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. Bu arada Suriye tezkeresi kabine tarafından onaylandı, meclise gönderildi. Bunu da hatırlatalım. Başbakanlık resmi konutundaki bugünkü toplantı da 3,5 saat sürdü. Ve yarın sabah saatlerinden itibaren, sabah 10'dan itibaren başkent Ankara yine hızlı bir trafiğe girecek. Bizler gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdi bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.